Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 100 TL'ye benim en beğeneceğim, en seveceğim yemeği kim sipariş verecek? Ve kazanan kişi de şu görmüş olduğunuz 100 TL'nin sahibi oluyor arkadaşlar. Ben ilk önce... Yaz bakalım. Şuraya bir yazayım. Yastaya bir daha. Bu arada şey alalım ya, iddialı olan var mı? Şey mi anca, İddialıyım senden... tabii ki. Neden biliyor musun? Çünkü senin ne tarz yemek yiyebileceğini ve bunu sevebileceğini tahmin ediyorum. İçgüdülerime çok güveniyorum. Evet, tanışalı 3 gün oldu. Çok güzel. Başkana sor, sonra bana gel. Başkan? Abi. Hayır, Kemal önce. Yani. Lütfen. Tamam lütfen. Ya, öf. Abi ben sana... Kafamda çok iyi bir şey var. Etçilsin sen abi. Adanalısın. Tamam, teşekkür ederiz. Bunlar bu kadar iddialıysa ben iddialı değilim abi. Kemal şeklini yaptı, yine kazanamadı. Kemal duygu sömürgesi yapıyor. Şu an yazacağım yaz ama bakalım. Bize göstermeyeceğim. Ben de yazdığını söyleyeyim mi? Ne yazacak sence? Kebap, Adana kebap. Buyur kebap. Adana şey kebap, ilçelerinden birinin kebap. Ne bileyim. Murat bayağı bir menü yaptın ama yani. Evet. Tamam. Yaptım menümü. İstersen biz bakmıyorum, sen göster. Evet. Ya da göstermem, birazdan bir sipariş verdikten sonra gösterirsin ya. Göstereceğim ben. O zaman benden başlayalım mı? Gel başkanım. Ver abi. Kemal bende rahat ol diye kendi kendine motive ediyor. Şuradan bir şu tane an. Hemen şey yapacağım. Bir saniye bana çok az bir süre vereyim. Tabii tabii, sen takıl. Sen kafana göre. Şeyma'da da mesela bence iyi bir özgüven var ama bu 100 liranın getirmiş olduğu bir şey değil yok, mi sende? Yok, içgüdülerime tamamıyla güveniyorum. 100 lirayla hiç alakası yok. Eyvallah, alacağımı aldım. Başkan da 100 liraya sanırım. Peki sen en çok kime güveniyorsun? Gerçekten, realist ama. Yok, ben burada şimdi taraf tutuyormuş gibi gözükürüm. Onun için ben burada söylemeyeceğim. Ya ben kafamdaki şeyi bulamadım. O yüzden biraz uzun sürdü. Çok özür diliyorum. Hemen şuradan hızlıca ilerliyorum. Sorun değil. 3 saat şöyle yaklaşıyor bize böyle. Evet, bunu ekledim. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Ben senin oraya ne yazdığını bile biliyorum. Evet. Kemal çok iddialı. Bunu da söyledim. Şimdi şu sepetime bir bakayım. Bir şey daha söyleyebiliyorum, süper. Hemen şuradan. Aha bak, siparişin hemen geldi. Başkan sen seçene kadar sanırım verdin de sipariş geliyor şu an. Heh, tamam. Şimdi bunu sepetimi onaylayacağım ve bitecek. Evet abi, ben siparişimi verdim, aramalarımı sildim. Sonunda. Kemal'de. Kemal'im. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak bu söylediklerimi inanılmaz beğeneceksin. Bana çok teşekkür edeceksin. Kendi Kemal bunu hep yapıyor biliyor musun? Evet. Bilinçaltına oynuyor böyle. Böyle az bir şey. Az önce ne dedi biliyor musun? Ben senin o şey tabloya bile ne yazdığını biliyorum. Ben biliyorum. Biliyorum. Hayatı şey ya. Yani beni etkiliyor ama çocuklar. Ben etkileniyorum. Çok az kaldı. Kemal de iyi hırs yaptı. Evet, evet. Bak bu bende. Bu bende. Şunu şöyle yakınlaştırın, belki daha da hırs yapar. Bak bu mavi. Bu da mavi. Oo, Serdar renk görüyor. Sen ne diyorsun? Sen onu mavi. Dur çaktırma ya. Bak bu bak, mavi. Bak botuna da bari. Şey yok mu ya? Yok abicim. Aa nasıl yok ya? Bir dakika. Oho! Az kaldı. Çok az kaldı. Özür dilerim. Tamam, benim hani gitti. Rahat bir bal. Ama sen pilav üstü kuru fasulye söyle. Belki onu sevecek Şeyma. Yalan. Hemen temizliyorum. Hemen söyledin temizliyorum. Söyledin mi Kemal? Evet söyledim. Bravo! Senden daha hızlı söyledim. Buyurun. Bu arada başkan öyle diyoruz. Harbiden senden daha hızlı söyledim. Dedi, olsun, ben yine de yapayım. Saatte yemek seçen eksik yaptı ya. Eksik bir şey vermemişimdir umarım. Tamam, ben başlıyorum. Tamam sustum, pardon. Şeyma başlıyor. Herkes beliriniz. Şimdi ben onların yapmadığını düşündüğüm bir şekilde gideceğim. Çok güzel. Puanı yüksek bir yerden söyleyeyim de bari ağzının tadı yerine çok gelsin. Yılan balıklı. Yılan balıklı. Şundan ekledim bir tane. Hemen ekliyorum. Wonton muydu? Wonton muydu? Çorbası değil mi? Wonton. Öyle bir şeydi yani. Aşırı acılı böyle. Yani daha kaşık buradan gelirken eriyor. Kalanı içiyorsun falan. Yanına böyle kuru ördek. Yani, çok iyi. Ben bu saat sonrasıyla susuyorum ki benim aldığım yemekler konuşsun. Gerçekten bu kadar söylüyorum. Yani özgüvenliymiş gibi görünüp ama... Yok, mişi fazla. İçeride büyük bir tedirginlik seziyorum. Yok, ben bu arada tam 100 liralık verdim. 100 liralık mı verdim? Of sana bir alkış daha o zaman Kemal. Kemal'ime bir alkış daha. Başka? Yaptım. Şeyleri saymış, seni alkışlıyorum. 12 liraya 38... yemek arkadaşlar, söyledi. Daha önce bilmiyorum bunu yapmış mıydık. Kemal ağzından baloncuk çıkarabiliyor.
Ne gerek var? Allah seni çıkarsana Kemal. Ne olur. Yapma, yapma. Şeyma da görsün yani. Ben valla bu kadar yeter diye düşünüyorum. Tamam, ve geç. Sipariş veriyorum. Ne kadar tuttu? 87 lira. Çok iyi. Yeter. Yeter abi yani. Sonuçta ekmek arası peynir de belki o gün modundaysan. Kredi kartını seçiyoruz. Hani online'dan uzak duruyoruz. Hani bunu söylemeyi şu an unuttum ama. Belki o zaman yemekler gelsin ya. Gelsin de konuşalım. Ben, aynen. Göster yemekler mi? Konuşsun. Aa evet göster. Herkes yok, verdiyse yok, göster ya. Sipariş geldiğinde gösterin. Evet. Yemekler geldi Fırat. Geldi mi? Geldi. Sen ne istiyorsun bakalım? Bir tabloyu bir görelim ya. Ben merak ediyorum yani gelmeden önce. Sevgili takipçilerimize göstereyim. Göremiyor musun şu an? Biz de görelim mi sevgili takipçilerimiz? Kuru fasulye, pilav, cacık, tatlı, traliçe. Bu nasıl bir menü? Traliçe ne ya? Bu ne lan kötü takip kraliçe gibi. Traliçe olmasın? Kendimi pamuk prensesin için. Yemekler traliçe. Gelebilir mi lütfen? Yemekler traliçe. Gelsin. Yani bu şu an benim canımın istediği favorilerden. Ya bırak ya. Evet. Yani şu menü gelse onu vereceksin. Traliçe dahil. Yani 100 lira. 100 lira. Hayır burada. Puan diyecek mi bize? Evet. Traliçe ile beraber. Traliçe. Traliçe ben bu göremedim ya. Evet yemeğimiz gelsin bakayım. Lütfen. Bakayım. Aa bu benimki. Seninki mi? Evet. Buyurun. Tiramisu mu? Yardımcı olayım. Tiramisu değil. Gel evdeyiz. Bütün hanımlar bunu biliyordur değil mi? Açılmayacak şey mi? Ver bana. Herkes izledi mi bunu? Ne oldu? Beni puanımı mı aldın yani burada? Hayır da. Bir şey hareket olsun. Şunu yiyeceğim. Karamel mi o? Evet. Tamam karamelli da. Falan. Fırat hadi ya abi. Ben sana en güzelinden hamburger yaptım abi. Hmm. Bol, sulu, şeyle. Kedarlı, soğan, nasıl? Karamelli. Bundan da ısıracağım. Isır her şeyi ısır Fırat. Beğendin mi? Hı? Hamburger. Ama soğan halkı sevmediğin için yemeye de... Karamelize soğan var içinde bu arada. Çiğ. Evet. Et. Bakayım. Arkadaşlar. Çiğ değil, az pişmiş. İşte ben az pişmiş. Çiğ değil abi, hamburger böyle oluyor ben bildiğim. Yani. Senin bildiğin mi? Benim bildiğim başkan böyle oluyor. Başkan bozuldu biraz sanki. Bozulurum ben. Ama... Neyse ne? Tatlımızın bir tadına bak basalım. Ama tatlının tadına bir tat. Hmm. Ya ben ne tatlısı olduğunu söylemesini istiyorum. Bu ne bilinçsiz değil. Abi bir şeyli kavanoz tatlısı. Bir şeyli kavanoz tatlısı. Karamelli. Bilinçsiz. Adını bilmediğim bir tatlıyı bana yediriyorsun. Adını biliyorum da unuttum şu anda ya valla. Heyecanlı. Magnolia olabilir mi karamelli? Tam bilmiyorum ya. İyi mi? Evet. Bayağı. Diğerini alalım. Alkışlarla uğurluyoruz. Aa bir dakika yemedim. Notlayacağım bir de. Daha sonra notlarsın ya. Çok aynen. Keyif aldığın bir... Notu en son... Ama bence etkisi geçmeden puanlamazsın. Geçmez bence. Bunun etkisi geçmez mi? Tamam bunları kenara alalım o zaman şöyle. Benimki galiba. Yo değil benimki. Bu benimki bu. Serkan Bey. Buyurun o zaman açın isterseniz buyurun. Serkan. Şimdi çorbamızdan ilk başlıyorum. Ne çorbası söylemiş? Ben o ne işte söylediğini bilmiyorum. O neydi çok diye. Çeşit var abi ya. Zaten İstanbul'da ezogelin çorbası, mercimek çorbası ve başka bir çorba yok. Ben her sabah tavuk suyu içiyorum. Şimdi az ezo mu bu? Güzel. Az ezo. Limon sıkmam ister misin? Az ezo. Bana gelmesin, dikkatlisin. Şeyma da her şeyin bir değişik yöntemini biliyor. Vallahi fazla kibar geldi bana. Çok yani biz şöyle sıkıp... Mercimek köftesi, barbunya, zeytinyağı. Ney? Limon. Limon istemezsin. Şundan ye biraz. Barbunya da ye. Bu da etli... Ooo orman kebabı. Evet, orman kebabı. Güzel olur. Yoksa tas kebabı mı? Orman kebabı. Kağıt kebabı orman olmasın. Orman kebabı. Orman. Orman kebabı. Güzel sıcak mi? Sıcak mı? Nide gazozu iyi gelir. E tabi. Bir de makarna salatasından alırsam. Ve bu işi de bence artık bir tatlıyla sonlandırabiliriz. Daha yemekten yemedim. Aa, ondan yemedim. Yemek buydu bu ne? Arada. Patlıcanlı? Patlıcanlı etli yemek. Okay. Sen mi? Gerçekten evde gibi yemek yedin. Bunu bir kabul et. Bir keyif aldın. Şimdi sütlacımızın. Bir kaşık alabilir miyiz? Hepsini aynı kaşıkla yemesin. Tadı bozulur bence. La karışma ya. Allah Allah hakikaten. Ne pilavı böyle. Dengelemek istedim. Süttaş da pilavı öyle dengelemek istedim. Hiç öyle durmuyor. Okey.
Şimdi... Ben farkındaysam pek konuşmadım. Kemal'im, evet. Evet, biraz sessiz kaldım. Evet. Bekliyorum. Sakin. Yemeğimin gelmesini bekliyorum şu anda. Tamam paşam. Aynen abi. Evet, Kemal'im ustayı beraberinde evet, söylemiş. Evet. 300 çeşit. Yardım etmeni yemek. İster misin? Yo, etme. Etme, oturalım bunu. Ayrı ayrı. Hem ayran, hem de şalgam. Ama bu da birazcık şey gibi. Ama bu evet. Çok iyi bir şalgam değildi galiba. 100 liralık bütçemi iyi kullandım sadece. Lütfen arkadaşlar. Aa, pide. Bu ne? Çiğ börek. Ne saçma dinleyin bu. Abi çiğ bir şey yemem ki ben. Çiğ değil zaten. Çok kötü. Çiğ iyi börek. Şimdi of. Bak pastırmalar falan hepsi burada. Müsaadenizle ben şöyle bir servis edeceğim şuna. Benim hamburgerim. Hamburger deme sen de yani. Şu yoğurt bayağı pahalı bir yoğurt. Tamam. Mesela yani. Fark ettik. Mesela 12 lira. Yani yoğurt zaten... Ay porsiyon için bence de çok bu arada. Paket kutu alıyorlar. Güzel. Yarım kilo o kadara. Şalgamın var, ayranın var. Gerek yok, yoğurdum var. O ne tamam. Şimdi? Bu içli köfte. Sever misin? Severim ama bu tarz değil. Haşlanmış mı seversin sen normalde? Haşlanmış buradan yağ atan. Fırat'ın haşlanmış içli köftesi yedin. Herkes bilir Kemal. Haşlanmış yok. Ayran. Şey böyle. Bir şeyler fırladı. Ağzından fırladı bu arada. Çiğ böreğe bir şey bir olmuş. Ürküttü ama. Çiğ börek böyle olur abi. Nasıl böyle olur? Böyle biraz olur şişman olmuyor mu çiğ böreğe? Poğaça gibi. Böyle biraz pop 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 ya. Neyse biz şey yapmayalım. Bunun üstünü geçelim. Ya, bence de. Çiğ böreğin üstüne fazla durmayalım. Yok çünkü direkt... yemeyeceğim. Hadi'cim. Direkt ısır Fırat bence. Hop diye. Ha. Künefe mi kadayıf mı? Aa, künefe. Künefesi abi, güzel. Güzel. Künefesi güzel. Tam yenilecek bir şey bu. Evet. Valla. Künefe bayağı ama üstünde... Etlikler var. Fıstık yok. Ama kalmıştır belki. Kemal'im, sonuca baktığımız zaman eğer Kemal bu menüyle gelmeseydi sen ev yemeği söylemiştin ve kesinlikle... Bir puan ver ya bence. Ama ben bu menüyle geldim tabii ki de. Kesinlikle. Evet, biliyorum. Puanlarım. Biliyorum. Serdar 6 ama puan. Ama 6 da değil abi şimdi ya. Kemal'im 8 neyse. Puanla birinci, Şeyma 7 puan ama... Şöyle bir şey var, bu adamlar sen daha çok tanıyor ben beni ama sen yani. Gerçekten başarılı. Hani soğundan sıcağına tam bir ev yemeği ama nokta Kemal atış. Nokta atış nokta yapmış. Atış. Hani anlıyorum tamam. Adamı linç ederler. Yani burada o zaman ah. Eyvallah. Cebine koyarmış. Şimdi Kemal'im. Evet. Buyur kardeşim tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de pastırmalı söylemiş. Afiyet olsun pastırmalı seversin sen. Aynen. Ağzına layık. Ağzıma layık. Aynen. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kazanan Kemal oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.